Bugün yeniden yapılanıyoruz kariyerlerimde bana çok kez sorduğunuz bir konuya açıklık getirmek için bu videoyu çekiyorum. Tatile nasıl çıkılır? Nasıl bu kadar hızlı ilerleyebiliyorum? Oyunu nasıl simüle edebiliyorum? Bununla ilgili bugün Real Madrid'i seçtim ve Real Madrid üstünden 3 tane farklı örneği sizlerle beraber inceleyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Öncelikle taktik ekranına geldiğimizde herhangi bir taktik hazır olarak seçili gelmiyor yeni bir oyunda. Bir oyun sistemi seçmek tamamen bizim elimizde oluyor. Biz şu an ilk örneğimizde herhangi bir oyun sistemi seçmeyeceğiz. Yani oyun tamamen kendi kendine atacağı bir taktikle bu oyunu oynayacak. Ve biz de buna istinaden tatile çıkacağız. Peki tatile nasıl çıkılıyor? Ana sayfaya geldiğinizde profilim sekmesinde tatile çık seçeneği var. Buna bastığınızda birçok farklı ayar yapıp tatile çıkabiliyorsunuz. Bunları teker teker hızlıca bir bakalım. Menajerliğe talip ol dediğinizde kendi kulübünüzden daha yüksek itibarlı bir kulüp boşa çıkarsa eğer ona ya da risk altındaysa menajere ona bir başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir kulübe de başvurabiliyorsunuz. Milli takımlara, alt lig düzeyindeki takımlara, her türdeki, her seviyedeki takıma başvuruda bulunabiliyorsunuz. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Kulübünüze gelen transfer tekliflerini burada değerlendirebiliyorsunuz. Genelde otomatik olarak tüm teklifleri reddet seçeneği açık olur. Eğer tatilden döndüğünüzde tamamen bir sürprizle karşılaşmak istiyorsanız yapılan tüm teklifleri kabul et diyebilirsiniz. Ya da bazı bonservis bedelleri belirlersiniz oyuncularınıza ve onu karşılayanların direkt olarak oyuncularınızı satın almasını isteyebilirsiniz. Tüm teklifleri reddet diyoruz. Bizi ilgilendiren kısım taktik ve takım seçimi kısmı olacak. Yani ikinci ve üçüncü alternatiflerde teker teker bunları deneyeceğiz. Bir de tabii ki dönüş tarihi seçeneği var. Burada isterseniz kendiniz elle atıyorum 100 gün tatile çık da diyebilirsiniz. Ya da herhangi bir tatilden dönme günü de belirleyebilirsiniz. Örneğin ben yeniden yapılanıyoruz serilerinde. 31 Aralık'ı ve 31 Mayıs'ı genellikle belirliyorum. Ya da süresiz tatile çık dersiniz. Sonsuza kadar tatile çıkmaya devam edersiniz. 31 Aralık 2022'ye herhangi bir taktik ayarı yapmadan, direktifi vermeden bir tatile çıkıyoruz ve dönüyoruz. Evet, ilk örneğimizde 6 aylık bir süreci geçirdik. Taktiğimize geldiğimizde herhangi bir taktiğin hala seçili olmadığını görüyoruz. Çünkü biz bir oyun sistemi seçmediğimiz için oyun hala otomatik olarak kendisi maçtan maça değişen bazı sistemlere başvurdu gibi gözüküyor. Bunu anlamanın en iyi yolu fikstüre gelip baktığımızda aslında birçok birbirinden farklı oyun sistemiyle takımımızın oynadığını görüyoruz. Burada 5-3-2 ile oynanmış, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Bu da aslında kadro istikrarsızlığını beraberinde getirmiş gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla sayıda beraberlik ve mağlubiyeti görebiliyoruz. Oyuncuların kaç maç oynadığını görebiliyoruz. Oyuncular da genelde hemen hemen hepsi oynamış. Mesela Andriy Lunin oynamamış, Odriozola oynamamış, Ceballos çok az oynamış gibi. Eğer bunları biz kendimiz seçseydik direkt olarak o oyuncuları oynatabilirdik aslında. İlk örneğimiz böyle. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Ana ekranımıza geri döndük. Yine oyunun en başındayız. Şimdi burada farklı olarak bir taktik oluşturacağız. Kendimize topa sahip ol taktiğini seçelim. Hiç önemli değil hangi taktikle oynadığımız. 4-2-3-1 olsun, fark etmez. Şimdi bunu her maçta bizim olmadığımız, tatile gittiğimiz her maçta uygulaması için bir tane buton var. Ona tıklamamız gerekiyor. Tatile çık seçeneğinde mevcut maç taktiğini kullan dediğimizde az önce gördüğünüz taktiği her maçta kullanacak. Bunu göreceğiz. Şimdi bu şekilde bir tatile çıkalım. Takımımız daha iyi durumda çünkü ona uygun bir taktikle oynadığımızın da büyük ihtimalle bunda bir payı var. Burada taktiğimize baktığımızda gördüğünüz üzere bu taktik hala seçili gözüküyor. Fikstüre gelip baktığımızda ise seçmiş olduğumuz bu taktiğin her maçta uygulandığını görüyoruz. Yani o şekilde tatile gittiğimiz için istisnasız bütün maçlarda bu taktikle oynanılmış gibi gözüküyor. İstatistiklere baktığımızda da yine hemen hemen bütün futbolcuların forma giydiğini görüyoruz. Yine sadece yedek kalecinin hiç forma giymediği gözümüze çarpıyor. Şimdi bir de üçüncü seçeneğe geçelim. Şimdi ise yine bir taktik seçeceğiz. Bu sefer farklı bir taktik seçelim. Mesela tiki taka olsun. Bunu seçtik. Oynatacağımız oyuncuları da direkt olarak atayacağız. Yani olan bütün maçlarda onların oynamasını isteyeceğiz. Şimdi mesela forvette biliyoruz ki Benzema her maç oynar. Oynamayacak bir futbolcu kim? Mariano mesela. Mariano'yu her maç buraya koyalım. Bunun dışında kaleci Lunin'i oynarken hiç görmedik. Lunin'i de seçelim. Buraya koyalım. Hatta bir tane de gidelim altyapıdan bir futbolcu kendimize seçelim. Mesela Antonio Alexander. Bu mesela gelsin ana kadroya. Burada geliyoruz, Antonio Alexander'i seçiyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Ve şimdi profilimden yine tatile çık seçeneğine gelip
Öncelikle tarihimizi seçelim. Burada mevcut maç taktiğini kullan seçeneğine zaten tıklamıştık. Yine basıyoruz buna. Şimdi bir de uygun olduğunda mevcut takım seçimini kullana basıyoruz ve bu şekilde tatile çıkıyoruz. Evet, üçüncü alternatifimiz biraz kötü sonuç vermiş gibi gözüküyor çünkü şu an ilk kere itibariyle 11. sıraya kadar düşmüş takımımız. Şimdi bir bakalım. Taktiğimizde hala bu futbolcular yer alıyorlar. Fikstürümüze baktığımızda da bütün maçlarda yine 4-3-3 DOS geniş taktiğiyle oynanmış gibi gözüküyor. Burada zaten takip edebilirsiniz. Sağ taraftaki ekranda Lunin her maçta kalede gördüğünüz gibi. Çünkü asistanımıza bu şekilde direktif verdik. Kadroya gelip baktığımızda da en çok forma giyen futbolcular da Antonio Alexander, Andriy Lunin ve Mariano'yu görüyoruz. Dolayısıyla bunları bu şekilde planladığımızda onlar sürekli olarak forma giyen isimler oluyorlar. Ben de yeniden yapılanıyoruz serisinde umumiyetle bu şekilde kullanıyorum. Biliyorsunuz hiçbir maçı oynamıyoruz. Dolayısıyla her maçta tatile çıkıyoruz. Uzun dönemli tatillere çıkıyoruz. Bazı futbolcuları mesela ben bu futbolcuyu kurdum ve bunu oynatacağım dediğimde anlayın bilin ki 3. seçeneği uyguluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin kariyerlerimle alakalı farklı sorularınız oldukça bu tip kısa kısa videolar hazırlamaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.